derlete giydiremezsiniz. Ya var benim. Ulan var benim. İyi akşamlar. 7 Temmuz Salı gününün en sıcak başlıkları, en sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. Sincan, Uygur, alev alev yanıyor. Urumçi şehrinin sokakları cesetten geçinmiyor. Şehirde resmen sokak savaşları veriliyor. Uygur Türkleri taşla, sopayla, kazmayla, kürekle Çinlilere direnmeye çalışıyor. Urumçi'nin sesi canlı yayınla birazdan. Sayın seyirciler, Urumçi'nin sesini canlı yayınla birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Ama şimdi başka bir canlı yayın için, bir son dakika gelişmesi için hemen Kanal D temsilcisi, Ankara temsilcisi Erhan Kara'da bağlanalım. Erhan, zamda anlaşma olduğu, daha doğrusu kamu işleriyle hükümet anlaştığı detayları senden alalım lütfen. Evet, az önce oldu anlaşma. Kamu işçileri Türk İş hükümetle anlaştı. Günlerdir bu anlaşma merak ediliyordu. Çok çetin bahsediliyordu ama önce rakamı vereyim ben bu anlaşmanın ayrıntılarına geçmeden önce. İşçilerle hükümet greve 5 kala anlaştılar. İlk 6 ay için %3 zam, ikinci 6 ay için %5,5 zam. Maaşı 1100 liranın altında olan işçilere de açıktan 60 TL seyyanen ödenecek. Zam diyebiliriz. 60 TL maaşı 1100'ün altında olanlar için seyyanen 60 lira ödeme. İlk 6 ay için %3, ikinci 6 ay için %5,5 zam. Aslında bu noktaya kolay gelinmedi. Bu noktaya gelene kadar, greve kadar yaklaştı. Türk İş iki kez eylem yaptı ve bu çetin pazarlık ilk 6 ay için %3, ikinci 6 ay için %3 oranıyla başladı. Sonra Başbakan ilk 6 ay için %3, İkinci 6 ay için %4,5 dedi ama Türk İş bunu da kabul etmedi. Türk İş'in son olarak istediği rakam %12'lik bir zam oranıydı. Türk İş'in %12'lik zam oranına hükümet hayır dedi. Bütçe dengelerini alt üst eder dedi. Hatta Başbakan benim kasam yok ki dedi. Kendi kontrolümdeki bir kasa yok. Bu devletin parası, milletin parası, size rastgele veremem dedi Başbakan ama Türk İş'le direndi. Bugün bir saat işi bıraktılar. İki kez eylem yaptılar. Yarın da başkanlar kurulu toplayıp genel grev kararı alacaklardı. Grev kararını hükümet gerçi tam olarak okumadı. Hükümet işler greve giderse bizi tasarruf etmiş oluruz diye çok ilginç bir yaklaşım ortaya koydu ama yine greve gidilmeden bugün Cumhurbaşkanı devreye girdikten sonra bir saatlik iş bırakma eylemi ve Çankaya Köşkü'de Cumhurbaşkanı'nın işçi konfederasyonlarıyla yaptığı öğlen görüşmesi etkili oldu. Öğleden sonra tekrar taraflar bir araya geldi ve öğleden sonra bir araya geldiklerinde de bu rakam ilk 6 ay için %3, ikinci 6 ay için %5,5 olarak biraz daha yükseldi. Aslında bu rakam işçiler için gayet iyi çünkü greve gitseydi işçiler daha sonrasında %10'a yakın bir zam oranı bile alsalar grevde ücret almayacakları için açıkları kapatamayacaklardı. İşçiler de risk edemedi. Bu rakamı iyi buldular ama işçiler de üretimden gelen güçlerini kullandıkları için bu rakamı yakaladılar diyebiliriz. Peki neydi bu anlaşmanın kilit sözleri, kilit başlıkları? Kilit başlıklarından biri şuydu. Biz hanlar, hamamlar, yatlar, katlar, milyonlar istemiyoruz dediler. Başbakan'a seslenirken biz sadece hakkımızı, kayıplarımızı telafi etmek istiyoruz dediler. O hanlar, hamamlar, yatlar, katlar sözünden sonra da bugün gelin yeniden oturalım size bir puan daha verelim oldu. %5,5'ta anlaştılar. Peki Erhan, şunu biraz ete kemiğe büründürelim. Yani %3 artı ilk 6 ay için %3, ikinci 6 ay için %5,5. Ha bu ne anlama geliyor? Gerçi bizi izleyen işçiler, yani burada işçiler kağıt kalemle hesaplarını yapıyorlardır. Da biz aktaralım seyircilere. Hemen hesaplayalım deriz. En az maaş alan 666 lira alıyor kamu işçilerinin içerisinde. En düşük maaş alan 666 lira. Bu 666 liraya önce 60 lira ilave ediyoruz. 60 lira ilave ettikten sonra bir de buna %3 zammı koyduğumuz zaman 789 oluyor. Yani 660 liralık en düşük maaşa 123-124 lira gibi bir zam var. O da 789'a çıkartıyor. En düşük maaş alan işçinin maaşı 666 ise 789 oluyor. İşte bin alanınki de bu oranda bir zamla karşı karşıya kalıyor. Açıktan ödenen 60 TL ile birlikte Deniz. Evet, bozdurup harcayın.
Jandarma Güneydoğu'da tarih eser kaçakçılarına baskın düzenledi sayın seyirciler. 38 adresi basan ekipler 35 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında bir uzman çavuş ve kamu görevlileri de var. Siirt'te gün yeni doğmuştu. Asker her köşe başını tuttu. Bu kez hedefte teröristler değil, tarihi eser kaçakçıları vardı. Operasyonun adresi ise kent merkeziydi. Aslında asker operasyona kırsalda başladı. İp çekildikçe ucu tarihi eser kaçakçılarına kadar uzandı. Üstelik o kaçakçıların içinde bir uzman çavuş ve resmi kurumlarda çalışanlar da vardı. Gerekli takip yapıldı. Teknik dinlemelerin ardından asker düğmeye bastı. Cumhuriyet Başsavcılığının iznini alır almaz da harekete geçti. Siirt başta olmak üzere Konya, Ankara ve Kırıkkale'de toplam 38 noktaya girdi. Yat, jandarma yat! Saat sabahın 5'iydi. Zanlılar ne olduğunu anlayamadan baskın yedi. Eş zamanlı yapılan o baskınlarda toplam 35 kişi gözaltına alındı. 17 adet sikke, çok sayıda eski para, 1 adet el bombası ve Kalaşnikov tek de ele geçirildi. Dur, jandarma! Gözaltı işlemleri yapılırken askerlerin bir kısmı da dışarıda güvenlik önlemi aldı. Bu baskınlar aslında operasyonun ilk ayağı. Çünkü operasyonlar hala sürüyor. Savcılık soruşturmanın gizliliği açısından detaylı bilgi vermiyor ama bölgede tarihi eser kaçakçılığı yapan şebeke tamamen çökertilmeye çalışılıyor. İzmir polisi de bu sabah operasyon dedi sayın seyirciler. Tehditle araç alan, adam kaçıran, organize suç çetesine baskın düzenleyen polis 20 kişiyi gözaltına aldı. Çetenin öldürdüğü iki kişiyi gömdüğü yerde kazı başlatıldı. Kazı alanı bu kez İzmir'di. Aranansa 2 yıl önce öldürülen 2 kişinin cesedi. Polis o kazı da çok sayıda insan kemiğine ulaştı. İzmir Emniyeti aylardır takipteydi. Üyelerinin neredeyse tamamı cezaevinde bulunan Beşok çetesinin yerine silahlı bir örgüt faaliyet gösteriyordu. Alınan istihbaratlar ve yapılan teknik takiple örgüt deşifre edildi. Polis bu sabah harekete geçti. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Örgüt üyesi 20 kişi gözaltına alındı. Zanlılar çapraz sorguya alındı. İlk soru 2 yıl önce kaybolan Mehmet Özer ve Fevzi Aluç'un akıbeti oldu. Alınan ilk bilgiler faili meçhul iki kişiyle ilgiliydi ve tüyler ürpertti. İki kişi yakılmış, cesetleri de gömülmüştü. Polis ifadeleri doğrultusunda Bornova'daki bu çiftliği kazmaya başladı. Kazıdan kemik ve güller çıktı. Arama çalışmaları sürüyor. Kemiklerin kaybolan iki kişiye ait olup olmadığı ise adli tıp raporuyla ortaya çıkacak. Sayın seyirciler, şimdi Amerika'ya canlı yayına gidiyoruz. Los Angeles'a, çünkü pop ikon Michael Jackson için tören yapılıyor. Los Angeles'ı görüyorsunuz şu anda. Niye böyle görüyorsunuz? Çünkü helikopter çekimi inanılmaz bir konvoyla eşliğinde Staples Center denilen yere götürülüyor Michael Jackson. Daha doğrusu orada bir anma töreni yapılıyor. Orada defnedip defnedilmeyeceği de belli değil. Hatta şunu da söyleyeyim. Bazı Amerikan medya kuruluşları defnedildiğini bile söylediler. Yani daha günler öncesinden. Böyle iddialar da var. Ama sayın seyirciler, şu anda sizlerle birlikte on milyonlarca Amerikalı evlerinde bu anma törenini izliyor.
İzlediğiniz gibi Amerika'nın en büyük kentlerinden biridir. Los Angeles'ta hani adeta hayat durmuş. Çünkü onlarca arabalık konvoy yüzünden trafik kesildi. Şimdi tabutu görüyorsunuz. Michael Jackson 50 yaşında hayata veda eden, 25 Haziran günü veda eden. Ancak dediğim gibi bazı ciddi Amerikan medya kuruluşları çoktan defnedildiğini söylüyorlar. Ve oranında gizli tutulduğu iddiası var. Jackson'ın naaşının nebaşlar tarafından çalınması ihtimaline karşı böyle bir önlem alındığı da ifade ediliyor. Sayın seyirciler, şu anda Los Angeles'ta Michael Jackson'ı törenini izliyorsunuz. Daha önce yapılan açıklamada defin olmayacağı bildirilmişti. Sonra defin olacak dendi. Anlatmaya çalıştığım gibi ama olağanüstü önlemler alınıyor. Belki o tabutun içinde kendisi yok. Ama tören hayli görkemli. Evet, sayın seyirciler, izlediğiniz görüntüleri şu anda bütün Amerika izliyor. Amerika'da hani o Super Bowl finali gibi, o meşhur Amerikan futbolun finali gibi milyonlar ekranları başında. Popikon, Michael Jackson 50 yaşında biraz da hala açıklığa kavuşmamış şekilde hayata veda eden Michael Jackson. 1980'lerin dünyayı sallayan pop starı Michael Jackson törenle defnediliyor. Ama dediğim gibi tabunun içinde kendisi olmayabilir. Gittiler dışarı attılar. Attıkları gaz bombasıydı. Ok meydanında dün gece bunlar yaşandı. Elli kişilik bir grup önce korsan miting yaptı. Sonra polise saldırdı. Semtte geceyi alevler aydınlattı. Gaz bombaları ard arda patladı. Ok meydanında yaşananlar top çarpıcı görüntülerle bir anda. Sayın seyirciler, Çin'in Sincan Uygur bölgesi 3 gündür dehşet yaşıyor. Ölü sayısı resmi açıklamalara göre 156, yaralı sayısı 1'i geçti. Ama resmi olmayan rakamlar çok daha yüksek. Bugün gelen görüntüler o dehşetin boyutunun tahmin edilenden daha büyük olduğunu gözler önüne serdi. İşte cesetlerle dolu Urumçi sokakları. Her yer böyle. Sokak ortasında, yol kenarında adım başı ceset var. Urumçi cesetlerle dolu. Bu görüntüler şiddetin boyutunu gözler önüne serdi. Urumçi'de neler yaşandığını tüm dünyaya gösterdi. Gece yine olaylı geçti. Göstericiler araçları ateşe verdi. Polisin yanıtı yine sert oldu. Ölenlerin sayısı 150'yi geçti. Uygur Türkleri ölü sayısının çok daha yüksek olduğunu belirtiyor. Ölenlerin %90'ının Uygur olduğunu savunuyorlar. Çünkü Çin televizyonları evleri dükkanları yakılmış Çinlileri gösteriyor. Çin medyası dünyaya Uygur Türklerini suçlu olarak gösteriyor. Binden fazla da yaralı var. Hastaneler yaralılarla doldu taştı. Uygur Türkleri Çin polisinin sert müdahalesini protesto için yine sokağa döküldü. İşte bu kadın tek başına Çin polisine karşı durdu. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu gruba müdahale gecikmedi. Polis yine çok sertti. Kadın erkek yaşlı genç ayırt etmeksizin göstericiler dövüldü. Oh,
yaklaşık 1500 kişiyi gözaltına aldı. Ev ev baskınlar yaparak olaylara karıştığını iddia ettiği kişileri arıyor. Urumçi'de bir grup Uygur Türk'ünün protesto gösterisine Çin polisinin sert müdahalesiyle başlayan olaylar diğer kentlere de sıçradı. Kaşgar kentinde Uygur Türkleri Çin polisiyle çatıştı. Cili ve Aksu kentlerinde de tansiyon yüksek. Çin'in Sincan Uygur bölgesindeki durum kontrolden çıktı. Bu kez Çinliler Uygur Türklerine karşı şiddete başladı. Sayıları binlerle ifade edilen Çinli protestocular Urumçi sokaklarında gösteri yaptı. Ellerinde sopalar, büyük bıçaklar ve ev yapımı silahlarla terör estiriyorlar. Çinliler özellikle Uygur Türklerinin daha az olduğu yerleri seçiyorlar. Çinliler Uygurlara ait dükkanları ve tezgahları tahrip ediyorlar. Uygur bölgesi kaynıyor. Sıkı yönetim uygulanıyor. Sokağa çıkmak yasak. Ama sokaklarda adeta iç savaş yaşanıyor. Sincan Uygur bölgesinde Türklere yönelik şiddetin nasıl duracağını ise kimse bilmiyor. Sayın seyirciler, Sincan özel bölgesinde olan bitenler Türkiye'deki Uygur Türklerini de ayağa kaldırdı. Ankara'da Çin Büyükelçiliği yumurta ve taş yağmuruna tutuldu. İstanbul'da da Çin bayrağı yakıldı. Yaşanan katliamın ateşi Çin'den Ankara'ya kadar sıçradı. Türkiye'deki Doğu Türkistanlılar bugün Çin Büyükelçiliğine yürüdü. Büyük Birlik Partisi, Alperen Ocakları, Kamusen, Büyükelçiliğin bulunduğu sokağı Çin'e dar ettiler. Ölü sayısı 1000'i aşınca Çin Büyükelçiliğinin önünde de hareketli dakikalar yaşandı. İşte polis güvenlik önlemlerini arttırdı. Herhangi bir olayın olmaması için toplumsal müdahalelere karşı araçlar getirildi. Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Seyit Tümtürk, elçiliğin önünde telefona sarıldı. Ölü sayısı gizleniyor dedi, sıcak bölgedeki son durumu öğrenmek için bağlantı kurdu. Hükümet 160 açıkladı diyor ama 1000'den fazla diyor ölü sayısı diyor şu anda diyor. Duyduklarından sonra dayanamadı. Çünkü orada ölü sayısı 1000'i geçti haberini aldı. Gözyaşlarını tutamayan tüm Türk, çelenk bırakmaya giderken de kendisini tutamadı. Her şeye hazırlıklı gelmişlerdi. Gerilim dozu artınca yumurtalar, sapanlar çıktı. Elçilik dört bir yandan yumurta ve taş yağmuruna tutuldu. Çevik kuvvet müdahale etti. Ama o öfkeyle, o tepkiyle kolay baş edemedi. Çin, Doğu Türkistan'dan gitsin! Yok olsun! İstanbul'da ise Doğu Türkistanlıların gözyaşları vardı. Anlarımız öyle iki günden beri ya. Siz insanız biz burada. Yaşıyoruz, çarpışıyoruz. O insanlar bununla çarpışıyor yani. Ağlarken o yalnız değildi. Diğerleri de hemen yanı başındaydı. Uygur Türkleri 14 sivil toplum örgütüyle birlikte yaşananları anlatan dev fotoğraflar ve pankartlarla Taksim'de buluştular. Hükümete sessiz kalma, halka da Çin mallarını alma dediler. Aldığımız her Çin malı Doğu Türkistanlı kardeşimize bir mermi olarak dönüyor. Tekbir getirildi, Çin'e duyulan öfke anlatıldı. Kalabalıkların üzerine tanklar sürülmüş ve kadın çocuk demeden 500'den fazla insanın ölümüne, binlerce insanın yaralanmasına sebebiyet verilmiştir. Öfke sadece sözcüklerle değil, eylemlerle dışa vuruldu. Çin bayrağı yakıldı. (Gülüyor)
Sadece Uygur bölgesinden haberler ve görüntüler uydu telefonlarıyla dünyaya aktarılıyor, dünyadaki Uygurlara. O haberlerden, haberlerin ulaştığı isimlerden biri de Türkiye'deki Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk. Az önce de haberleri izlemiştiniz Seyit Bey, gözleri yaşlıydı. Şimdi Seyit Tümtürk Ankara'da dernekte Engin Yılmaz'ın konuğu. Engin, söz sizde şimdi. Dezarmasyon'un da söylediğin gibi Seyit Tümtürk aslında Doğu Türkistan'da yaşanan çatışmanın, o kaosun Türkiye'de sesini duyuruyor. Neler olduğunu çok yakından biliyor. Çünkü sürekli orayla irtibat kurabilen ender kişilerden biri. Hatta bugün de telefon trafiği hep sürdü. Sizin alın son durum nedir? Neler yaşanıyor Doğu Türkistan'da? Şimdi son aldığımız bilgiler Doğu Türkistan'ın başkenti Ürümçi'deki olayların hala yatışmadığı doğrultusunda. Olaylar kontrolden çıkmış olduğu için 3 ayrı şehirden, ben hemen size isimlerini söylemek istiyorum. Senchi, Miçuen ve Şihenzi şehirlerinden Doğu Türkistan'ın başkenti Ürümçi'ye askeri birliklerin kaydırıldığı haberini ben öğlen saatlerinde vermiştim. Askeri birlikler takviye amaçlı. Biraz önce bir başka devlet ajansı da bunu teyit etti. Peki orada biz bugün mesela yansıyan fotoğraflarda sokaklarda cesetler var her yerde. Ölü sayısı 156 deniliyor resmi rakamlarda. Evet. Siz orayla görüşüyorsunuz. Bu rakam gerçek mi? Hayır, çok daha fazla mı, nedir? Ben dün bir açıklama yaptım. Dedim ki dün itibariyle 500 şehidimiz var Doğu Türkistan'ın başkenti Ürümçi'de. Sadece başkenti Ürümçi'deki şehit sayısı 500. Bu 26 Haziran'daki Gangdong eyaletindeki katliamla birlikte 300 orada vardı ve toplam şu anda 800. Dün gece yapılan katliamla sabaha kadar süren katliamda 150 kardeşimiz yaklaşık hayatını kaybetti. Sadece dün gece. Dün gece 150 kişi, çünkü evlere baskınlar düzenlenerek evlere kimlik kontrolü yapıyoruz diye giren militan güçler evde suçsuz insanları bıçaklayarak, boğazlayarak katletti. Sabah aldığım, uydu bağlantısıyla aldığım bilgiye göre yaklaşık şu ana kadar ölü sayısı, ben teyit ediyorum, bu resmi de diyebilirim, 1000'e yakın ölü var. Ama gayri resmi olarak bana ulaşan bilgi, başka yerlerden birkaç kanaldan ulaşan bilgi, 2000 ila 3000 civarında şu anda Doğu Türkistanlı da hayatını kaybeden kardeşimizin olduğu doğrultusunda. Korkunç bir rakam. Evet. Ve çatışmalar da hala devam ediyor herhalde. Evet. Şimdi Deniz Arman, tabii Doğu Türkistan'da iletişim hatları kesik, bağlantı çok zor kuruluyor. Biz bu yayına başladığımız sırada da hemen telefon bağlantısı, uydu telefonu bağlantısı aracıyla olan bağlantı kuruldu. Şimdi Doğu Türkistan'dan sıcağı sıcağına Kanal D Haber'de neler olduğunu orada yaşayan Uygur Türk'ünden alacağız, o bağlantıyla alacağız. Neler olduğunu görebiliriz şu an. Kardeşimiz Türkiye Türkçesini tam bilmediği için Uygur Türkçesiyle ben soru soracağım. Kendisi, sonra tercüme yapacağız. Evet, tercüme alacağız. Esselamu Aleyküm. Ufkam, hazır Şarkı Türkistan'daki ahval kandak, Ürümçü'deki ahval kandak. Biz Türkiye'nin en çok televizyonu Kanal D'de, Haber'de, Nek Meydan'da sizin cevap kaydırmış. Hazır, ben şimdi, Ürümçü'nün öğrenci okulçular toplaşıp hükümet binası aldığı bir hükümetin 26. günü bu Yüzbergen, Vandı'nda Yüzbergen adam öldürüşü var. Şimdi diyor ki 26 Haziran 2009'daki Gangdong eyaletindeki katliamın hesabını sormak için Ürümçi, Doğu Türkistan'ın başkenti Ürümçi'de 1600 öğrenci, öğretim görevlisi ve profesörlerden oluşan bir aydın grup hükümet binasına, yani valilik binasına Ürümçi'de giderek ne olduğunu soruyor. 26 Haziran'da niçin bir katliam oldu, orada 300 kardeşimiz katledildi diye sorunca bunların üzerine diyor hiçbir cevap verilmeden kurşun yağdırıldı diyor. Ve ilk anda ölen yüzlerce kişi var diyor şu anda. Şimdi bunlar olayın başlangıç anı. Şu andaki tablo nedir? Sokağa çıkma yasağı var. Dedi hazır aval kandadaydı. Koçuk'a çıkış mümkün emezken uyardı. Yani aşağı Kıhtay'la Karakçı'daki ölçü. Kan.
Nerede karşı çekildiğin tam yıktırdı. Üzekiler koçu koçu üzekiler. Hep taşlarda da kim öldü kim bildi. Hiç kim okumaydı. Şimdi diyor ki burada diyor sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hiç kimse sokağa çıkamıyor. Biz sokak evimizin içinde hapishanedeyiz ama evimize baskın düzenleyerek milis güçler evlerde bizi katlediyorlar diyor. Sokağa çıkan kardeşlerimiz de diyor sokakta kovalanarak adeta sürek avı başlatılmış durumda sopayla, demirlerle dövülerek öldürülüyor diyor. Şu anda her taraf kan gölü halinde diyor. Şu anda evlerinde hapis halindeler. Siz hazır kandan yerde öğlen içti mi hazır? Dışarıda gösteri var mı? Dışarıda olanlar var mı? Yani kargaşa var mı? Bütün telefonlar kontrol altında diyor. Ben şu anda bir mobil uydu telefonla size cevap veriyorum diyor. Her şey devletin kontrol altında, iletişim kesilmiş durumda. Biz komşumuzun dahi ne halde olduğundan habersiziz diyor. Ve burada şu anda diyor biz can güvenliğimiz yok. Hayatımızdan endişe duyuyoruz. Ve bize derhal acil yardım diyor. Peki şu anda kendileri yani Türkler bir araya toplanmış durumda mı? Türkler bir yaka, ayrı ayrılar mı? Uygurlar bir yaka yıkılıp duran diye ayrım ayrım mı deydi? Şimdi diyor ki, bir metre toktan. Bir metre toktan. Diyor ki, dışarıda kalanlar diyor, sokakta kalanlar diyor, toplu halde yani 500 ya da 1000 kişilik, 2000 kişilik gruplar halinde geziyor Türkler diyor. Ayrı kalanlar, 3 kişilik, 5 kişilik gruplar halinde ayrılanlar diyor, tamamen Çinliler tarafından öldürülüyor diyor. Dışarıda kalan Türkler tamamen toplu halde geziyorlar yani. Şu anda toplu halde Türkler var. Evet, var. Yani diyor ki istasyon bölgesinde diyor, 3 ila 4000 civarında Türk diyor, bunlar bir yere biriktiler diyor. Ya eğer bunlar dağılırsa diyor, bunları tamamen öldürecekler diyor. Toplu halde oldukları için bunların yanına yanaşamıyorlar diyor. Ya şu saat itibariyle... Şu saatte, istasyon bölgesinde var. Evet. Şu saat, bu istasyon, poliz istans etrafıdır mı? Şu anda 3-4 saattir diyor üzerinden yukarıdan diyor helikopterlerle diyor bunları diyor kontrol altına almış durumdalar diyor. Ve diyor ki evde kalanlar evde hapsoldu, sokakta kalanlar sokakta hapsoldu diyor. Ne içeriye girebilir ne dışarı çıkabilirler. Şu an tamamen tecrit edilmiş durumdayız diyor. Peki bu tecritte yani hayatlarını devam ettirmeleri için erzak ihtiyaçları olacak. Bunları nasıl karşılayacaklar? Ne ihtiyaçları var? Sağla acil ihtiyaçlarına kanda karşı alısıyla deydi. Acil ihtiyaçlarına kanda karşı alısıyla öyle hapis bolsanla solak bolsanla bu kan davalı deydi. Ölen kişi sayısı diyor Çinliler 160 diyor. Benim gördüğüm kadarıyla benim bilgime 809 civarında ölü var. Alo, koş. Alo. Koş lan. O bir olayın birinci günü en az 200 kişi öldürüldü diyor. Şu anda çok... Koş. İhtiyaçlarını nasıl karşılıyorlar? Oradaki Türkler şu anda şunu söylüyor. Yani şu anda diyor biz diyor elimizdeki mevcutla yetinmeye çalışıyoruz diyor. Ama diyor bizim şu anda yani yiyecek ya da o diğer ihtiyaçlarımız birinci öncelik değil. Şu anda can güvenliğimiz. Her an diyor öldürülmeyle karşı karşıyayız diyor. Böyle bir hayatımız söz konusu diyor. Ve şu anda diyor ki ilk günü diyor ilk ateşte diyor 200'ün üzerinde insan öldürüldü ve diğer sokaklarda öldürülenle bunların sayısı 800-900'ü bulmuş durumda diyor. Şu anda bize bilgi veren kişinin hem kimliğinden o ne de hangi nokta evinde mi şu an? Siz hazır Kandarak bir yerde. Bir ev içindeyim. Kimliğini vermek herhalde sakıncalı bir durum yaratacaktır. Ben sizin isminizi... Diyor ki isterseniz verebilirsiniz. Ben zaten hayatımdan vazgeçtim diyor. İsterseniz ismimi verebilirsiniz diyor. Anladım. İşte Deniz Arman, Doğu Türkistan'da yaşanan... Hala oradan mesaj vermeye çalışıyorlar telefondan. Hatta şu anda da sesleri ekran başındakiler de duyuyor. Herkes Çinlileri tutuyor. Herkes Çinlileri tutuyor. Uygurlar ne ki silahını uğurlar, silahını uğurlar, kışlarını kılıyor ki silahını uyuşturuyorlar. Sen aslında onu tutuyor musun? Lakin bizim kuşlarını uç başkanı öldürmesin o.
Biz diyor, bizim arkadaşlarımız da diyor, protesto için sokağa çıkma diyor. Belki birkaç Çinliyi darp ettiler diyor ama hiçbir Çinliyi öldürmediler bizimkiler diyor. Ama bunlar diyor sokakta bizi bulduğu yerde öldürüyor. Devlet buna müdahale etmiyor. Devlet buna hiçbir şekilde diyor karşı çıkmıyor ve buna göz yumuyor diyor. Devlet şu anda, Çin devleti diyor, bizim katliamımıza seyirci oluyor diyor şu anda. Çok teşekkür ederiz. Deniz Arman, işte Doğu Türkistan'da yaşanan katliamı sıcağı sıcağına, orada yaşanan kaosu sıcağı sıcağına aldık. Telefon bağlantısı yaptığımız kişi evinde ama kimliğini açıklamak istemiyor çünkü can güvenliği tehlikede, bütün iletişim hatları kontrol altında. Ama son bilgiler şöyle, hala sokakta yüzlerce, binlerce Uygur Türk'ü var ve bir köşeye sıkışmış durumdalar. Herkes can güvenliğinden endişe ediyor. İşte Doğu Türkistan'daki son sıcak gelişmeleri de yine bir uydu telefonu aracılığıyla aldık. Söz yeniden İstanbul'da. Engin, zaten yani Doğu Türkistanlı'nın Türkçesini bizim anlamamız mümkün değil ama anladığımız çok net bir şey var. Sesinin tonundan, vurgulamalarından, yani telefonla adeta konuşmuyor, feryat ediyordu. O feryatı çok iyi anladık. Dostumuzun tercümesiyle de oradaki vahim tablo bir kere daha gözler önüne geldi. Sayın seyirciler, Çin yönetimi olaylardan bir kadını, Rabia Kader'i sorumlusuyor. Rabia Kader, Çin'in en zengin 10 ismi arasında ve servetini Uygur bölgesi için harcıyor. Yani Rabia Kader bir anlamda bölgenin kaderini belirliyor. Kameralar önündeki kadın Çin yönetiminin hedefinde. Dünya Uygur Kongresi Başkanı Rabia Kader. Çinliler çatışmaları onun kışkırttığını iddia ediyor. Uygurlarının vatan içine çıkılan anlamı. Protesto eylemlerinin olacağını Uygur internet sitelerinden öğrendim. Rabia Kader, olayların sorumlusu değilim diyor. Ailesi konusunda endişeli. Benim elimden bana website kırın. Ailemi dikkatli olmaları için uyardım. Olaylar nedeniyle yakalanırlarsa kötü muamele görebilirler. 62 yaşındaki Rabia Kader, Çin'de iş kadını olarak büyük başarılara imza attı. Bir dönem ülkenin en zengin 10 kişisi arasına girdi. Servetini Uygur bölgesi için harcadı. Uygur anası lakabı da bu nedenle takıldı. Bir zamanlar iyi ilişkiler içinde olduğu Çin yönetimiyle ters düştü. Hatta Uygur siyasi temsilcisi olarak görevliydi. Ta ki 1999 yılında Amerika'da bulunan eşine bir gazete gönderene kadar. Eşine gönderdiği gazete nedeniyle ulusal güvenliği tehlikeye atmak ve yabancılara ülkeyle ilgili bilgi vermekle suçlandı. 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Rabia Kader'in kaderini eski Amerikan Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice değiştirdi. Çin yönetimi Rice'ın 2005 yılındaki Pekin ziyareti öncesinde bir jest yaparak onu serbest bıraktı. Rabia Kader 4 yıldır Amerika'da yaşıyor. Uygur'un sesi oluyor. İşte bu nedenle de Çin'in hedefinde yer alıyor. Sayın seyirciler, hemen bir son dakika haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. Malatya'nın Pötürge ilçesinde 4,5 büyüklüğüne bir deprem meydana geldi. Gelen ilk haber bu. Yaklaşık yarım saat kadar önce, 20-25 dakikalar önce meydana geldi bu deprem. İneliyorum. Merkez üssü Malatya'nın Pötürge ilçesi, büyüklüğü 4,5. Başbakan Erdoğan bugününü polise ayırdı. Hem ev sahipliği yaptı, hem misafirliğe gitti. Erdoğan yeni emniyet müdürlerini ağırladı. Çarpıcı mesajlar verdi. Devlet-millet kaynaşmasının... Sonra polis akademisi mezuniyet törenine gitti. Orada da genç polislerle birlikte oldu. Polisler Erdoğan'la hangi şarkıyı söyledi? Komiser yardımcıları başbakanı nasıl övdü? Erdoğan'ın polisiye günü bir hafta. Ve sıcak bölge. Sayın seyirciler, Şırnak'ta dün sabah mayın patlamış, 4 işçi ölmüş, 9 yaralanmıştı. Akşam da mayın patladı. Bu defa 5 asker yaralandı. Gece hareketli geçen bir diğer nokta ise Çukurca'ydı. Yine o ses duyuldu. O korkunç patlama sesi. Ve hemen sonrası ortalık toz bulutu.
Adres yine Şırnak'tı. Bu kez 5 asker yaralandı. Gece yarısıydı. Asker Netü Şevap'ta operasyondaydı. Birlik araziye doğru ilerliyordu. Zifiri karanlıktı. Göz gözü görmüyordu. PKK'lı teröristler yine o sinsi pusuyu kurmuşlardı. Askerin geçiş güzergahına mayın döşemişlerdi. Asker o tuzağı fark edemedi. Patlamayla 5 asker toprağa düştü. 5'i de ağır yara almıştı. Hemen hastaneye kaldırıldılar. Tedavi altına alındılar. Onlar daha hastaneye gitmeden bölge çemberi alındı. Operasyon başlatıldı. Gece Çukurca'da da hareketli geçti. Sınır hattında görevli olan askerlerin üzerine Irak sınırından taciz ateşi açıldı. Bir asker yaralandı. O ateş anında karşılık buldu. Ateş altında kalan teröristler çareyi kaçmakta buldu. Asker sabaha kadar o teröristlerin izini sürdü. Sabah da operasyonlara genişletilerek devam edildi. Sayın seyirciler, demin söylemiştim. Şırnak'ta dün sabaha kadar, sabah saatlerinde mayın patlamış. 4 işçi ölmüş, 9'u yaralanmıştı. 4 işçi dün gece toprağa verildi. Gözyaşı, acı ve ağıtlarla elbette. Cenazeye katılan DTP milletvekili Aysel Tuğluk'un sözleri ise bir hayli çarpıcıydı. Ağladı. Sadece ağladı. Elimden gelen tek şey buydu. Minicik yüreğinden dökülenleri aykırdı. Babası onu duymadı, duyamadı. Artık hiç duyamayacak. Ramazan Koç dün Şırnak'ta ekmek parası için çıktığı yolda PKK'nın döşediği o hain tuzağa çarpan minibüste can verdi. Oğlu Velat ve yeğeni Ramazan da onunla birlikte ekmek parası peşindeydi. Bir de Murat Dinç. Onlar öldü. 9 işçi de yaralandı. O acı haber duyulduktan sonra da Diyarbakır Yeniköy'e kor bir ateş düştü. Ramazan Koç, oğlu ve yeğeniyle doğdukları Yeniköy'e getirildi. Cenazede yaklaşık 2500 kişi vardı. Kalabalığın içinden bazı kişiler slogan atmaya başladı. Ama sloganlar susturuldu. Hatta kalabalık slogan atmasın diye cenaze sahipleri uyarı yaptı. Bunlar bizim akrabalarımız, herkes, biz kardeşiz. Sakın ha kimse bir slogan, herhangi bir şey atılmasın. Kesinlikle. Herhangi bir provokasyona, çünkü aramızda provokatörler olabilir. Cenazeye DTP'liler de katıldı. DTP Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk izin istedi, çıkıp konuştu. Olayı kınadı. Kendi ekmek paralarını çıkarmak için oralara gittiler. Bunu hiçbir yürek, hiçbir vicdan kabul edemez. Biz de kabul etmiyoruz. Şunu istiyoruz. Bu olayı gerçekleştirenler açığa çıkarılsın. Biz bunu istiyoruz. Gerçekten suçlular kimse açığa çıkarılsın istiyoruz. Tuğluk böyle dedi ama sorumlu olarak da devleti gösterdi. Hiçbir zaman bu ölümlerin yaşanmaması için çaba sarf ediyoruz. Bunlardan büyük acı ve üzüntü duyuyoruz. Ama herkes bilmeli ki bu ölümlerin sorumlusu Kürt halkının barış elini tutmayanlar. Yani sorumlusu bu devletin kendisidir, bu iktidarın kendisidir. Tuğluk konuşmasını bitirdi. Kalabalık da olaysız bir şekilde dağıldı. O hain tuzakta hayatını kaybeden diğer işçi Murat Dinç ise Küçük Kadıköy'ünde dualarla, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Sayın seyirciler, Başbakan bugün yeni atanan emniyet müdürleriyle görüştü. Emniyetin zirvesiyle sohbet etti. Onlara gündemle ilgili görüşlerini anlattı. Bugün aynı zamanda polis akademisi mezunlarında kep töreni vardı. Erdoğan orada da polisin, askerin önemini, aralarındaki uyumu anlattı. Genç polislere nasihatler verdi. Erdoğan'ı dinleyen akademi mezunları sonra kep fırlattılar. Sadece kep de fırlatmadılar. Bakın Başbakan'a nasıl yanıt verdiler. Polisimiz üzerinde siyaset yapmasın. Polisimiz, askerimiz, jandarmamız ya da istihbarat teşkilatımız asla ve asla birbirinin alternatifi değil. Helal olsun, bizler helal olsun. Bugün Erdoğan polisler için konuştu, polislere hitap etti. Genç polisler de başbakana. Şimdi sen öyle helal olsun. Başbakan bu günlüğünü neredeyse tepeden tırnağa, memurundan genel müdürüne, emniyete ayırdı. O da diyeceğin dedi, polis teşkilatı da. Önce emniyet müdürleriyle görüştü. Yeni atanan, görev yeri değişen emniyet müdürleri bakanlar kurulu salonunda. Bıyıklı olan var, bıyıksız olan var. Ama il emniyet müdürlerinin hepsi bir tören disiplininde resmi kıyafetli. 23 bin emniyet. Başbakanın konukları var ama gündeminde de iktidarla muhalefet arasında son günlerde en çok tartışılan konu var. Suçla mücadele noktasında güvenlik güçlerimizin şevkini kırmaya yönelik bu tür tutumlar karşısında kararlı bir tutum sergilemeye de devam edeceğiz. Emniyet müdürleri yanında otururken bir kez daha seslendi muhalefete Erdoğan. Tüm güvenlik birimlerimiz, polisimiz, askerimiz, jandarmamız. En tepedeki müdürlerden sonra ilk kez bugün yıldız takan genç komiserler için polis akademisine geçti Erdoğan mezuniyet törenine. İşkence sıfır tolerans gösterisiz demesi yetmiyor. Genç polisler, yeni komiserler başbakanı dikkatle dinlediler. Erdoğan müdürlerine ne söylediyse onlara da aynı şeyi söyledi. Güncel tartışmalarla ilgili durduğu yeri bir daha açıkladı. Polisimiz, askerimiz, demokrasinin tüm kurallarıyla işlemesi noktasında takdire şayan bir performans sergilemiştir. Hiç kimse askerimiz üzerinden, yargı üzerinden siyaset yapmasın. Ülke ne polis devletini ne de askerini. Son derslerini başbakandan alan akademi mezunları önce kep fırlattılar. Sonra da başbakana cevap verdiler. Helal olsun, size helal olsun. Onların cevabı da başbakanın sözleri kadar açıktı. Cumhurbaşkanı malum bugünlerde çok sıkıntılı. Görevdeki en zor kararlarından birini verecek. Askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasına olanak sağlayan yasayı inceliyor. Bir yanda asker var, bir yanda hükümet. Asker söyleyeceğini söyledi. AKP de Gül'ü markajı aldı. AKP'liler Gül'e yasayı onaylama çağrısı yaparken bir de ilginç ifade kullandılar. Bebekler bile yasanın haklılığını anlar dediler. Anayasaya herhangi bir aykırılık görürsek... AKP'ye göre çocuk oyuncağı onaylamalı. Muhalefete göre düşünmeye bile gerek yok. Veto etmeli. İşi bu kez çok zor. Ne karar verirse versin çok tartışılacak, çok eleştirilecek. Zaman daralıyor. Cumhurbaşkanı önüne gelen en zor yasayı inceliyor. AKP geri adım atmayacak. İktidar partisi askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasını istiyor. Dün akşam MYK toplantısında da konu masadaydı. O toplantıdan Gül'e ince bir mesaj bile gönderildi. Toplantıya katılanların vardı ortak sonuç. Grup Başkan Vekili Bekir Bozdağ'ın 4 aylık oğlu bile okumayı bilseydi gerekçeyi anlardı. AKP Bozdağ'ın 4 aylık oğlu Ömer örneğiyle yetinmedi. Gül'ü ikna için bir rapor bile gönderdiler. O raporda öncelikle altı çizilen yasanın anayasaya aykırı olmadığı. İkincisi, Avrupa'ya söz verdik, mutlaka yapmalıyız. Bakın Avrupa Birliği ülkelerinde, şu ülkelerde de askeri mahkemeler var demeler lazım. Bunu söylemiyorlar. Bu sözlere de dolaylı yanıt var raporda. AKP Gül'e sivillerin barış zamanında askeri mahkemede yargılandığı tek ülkenin Türkiye olduğunu da söyledi.
özetle bu raporla askerin ve muhalefetin iddiaları doğru değil mesajı verildi. Cumhurbaşkanı bu raporu okudu. İncelemesinde de sona geldi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına baktırıyor. Avrupa Birliği hukuku açısından incelettiriyor. Yani Bekir Bozdağ'ın oğlu Ömer tavsiyesine uymadı. Okuyup geçmedi. Çünkü terazinin öbür kefesinde askerle muhalefet var. Elini silahlı kuvvetlerin içinden çek kardeş, çek. Gül yasayı onaylarsa CHP Anayasa Mahkemesi'ne gidecek. Veto ederse ilk kez kritik bir yasada eski partisiyle ters düşmüş olacak. Avrupa Birliği ile de öyle. Ve kamuoyunda konuşulan üçüncü şık, kısmi veto. O da yeni düzenlemeler, yeni tartışmalar demek. Sayın seyirciler, yine bir randevu krizi çıktı. Taraflardan biri yine DTP. Başbakanla görüşemeyen DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ten sonra DTP'li 8 belediye başkanı Cumhurbaşkanı'ndan randevu istedi. Bugün de DTP'li Fatma Kurtlar belediye başkanları yarın köşke çıkıyor dedi. Ama sonra anlaşıldı ki Gül henüz buyurun bekliyorum dememişti. Halkın taleplerini Sayın Cumhurbaşkanı ile paylaşacaklardır. Randevu talebine karşılık yani. Evet. Ne zaman yarın mı? Evet. Böyle dedi. DTP Grup Başkan Vekili, DTP'nin 8 belediye başkanının yarın Çankaya Köşkü'ne çıkacağını söyledi. Ama hemen arkasından köşkten yanıt geldi. Daha randevu vermedik. Polis yapmamız lazım. Biraz müsaade edin. Aralarında Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir'in de olduğu 8 belediye başkanı Gül'den randevu istemişlerdi. Hazırlanan Kürt sorununa çözüm önerileri raporunu sunmak için. Ve DTP'li Fatma Kurtulan bugün görüşme gününü açıkladı. Gazetecilere yarına randevu verdi. Evet arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Ama Gül henüz DTP'ye randevu vermemişti. Zaten köşkten açıklama gecikmedi. DTP'li başkanlara bir yanıt verilmediği duyuruldu. Kurtulan niye böyle dedi anlaşılamadı. Cumhurbaşkanı randevu verecek mi belli değil. Ama daha yanıt gelmeden DTP ile Gül arasında randevu krizi başladı. Başbakanla yaşanan kriz hala akıllardayken. Randevu talebimizi geri aldığımızı Sayın Başbakan. Niye dikkat etmiyorsunuz beyler ya? Tamam olur. Tamam olur yandı ya. Abi gelsin şişe de şarap çalıyor ya. Gittiler dışarı attılar. Attıkları gaz bombasıydı. Ok meydanında tüm gece bunlar yaşandı. Elli kişilik bir grup önce korsan miting yaptı. Sonra polise saldırdı. Semtte geceyi alevler aydınlattı. Gaz bombaları ard arda patladı. Ok meydanında yaşananlar çok çarpıcı görüntülerle bir arsa. Sayın seyirciler, haber maratonumuza başlarken Ankara ile canlı bağlantılarda aktarmıştık. Canlı bağlantımızı aktarmıştık. Türk İş'le kamu işçileriyle hükümet anlaştı. Anlaşma öncesinde işçiler, Türk İş'e bağlı işçiler bir saatlik eylem yaptılar, bir saat işi bıraktılar. Ama bugün sokakta olanlar sadece onlar değildi. İşsiz kalan belediye işçileri de sokağa çıktılar. Seslerini duyurmak için protesto ettiler. Protesto ederken de, başkanı belediye başkanı protesto ederken de çiçek yediler. Çok öfkeliler. Öyle öfkeliler ki çiçekleri kökünden söküp yediler. Önlüklerini caddeye savurdular. Kadir Topbaşı böyle protesto ettiler. Onlar yeni işsizler. Aslında İstanbul'u yıllardır elde süpürge sokak sokak arşınlıyorlar, temizliyorlar. Ama artık işleri yok. Bu yüzden çok kızgınlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kent artık elle süpürülmeyecek dedi ve yaklaşık 1000 temizlik işçisinin bağlı bulunduğu taşeron şirketinin sözleşmesini feshetti. Bu taşeron firmaya ihaleyi kazanmış olmasına rağmen Büyükşehir Belediyesi yapılan ihaleyi feshederek elle süpürme işine son vermiştir. Onlar da haklarını aramak için bugün sokağa çıktılar. Belediye sarayının karşısında öfkelerini dile getirdiler. Polis eylemden önce çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İşçilerin önüne etten duvar ördü. Belediyeye yaklaştırmadı.
dertliydiler. Açız dediler. 1200 kişinin bir anda işini testine son verdiler. Hiç abdestsiz. Birdenbire kafaya koyunca herkes mağdur durumda kaldı. Çoluk çocuğumuz aç. Evet. Haksızlığa uğradıklarını düşünüyorlardı. Bu hisleri kendilerini ifade biçimlerine de yansıdı. Sonra da ekmeğimizdi dedikleri önlükleri sokağa savurdular. Öncelerimizin ekmeğimizdi. Ekmeğimizdi bu bizim ekmeğimizdi. Kızlarını alamadılar. Karnımızı bunlarla mı doyuracağız dedikleri çiçekleri söküp yediler. Bir katrilyon para ödediler Aslı Çene'de. Bir katrilyon. Bir getir bir tane lale, lale yiyeyim tekrar. Görün yani ben lale mi yiyeceğim? İşte seslerini böyle duyurmaya çalıştılar. Alandan ayrılırken de susmadılar. Sloganlarla, alkışlarla yürüdüler. Topbaşı istifaya çağırdılar. Sayın seyirciler, terör örgütü yanlışları dün gece İstanbul Ok Meydanı'nda sahneye çıktı. Ortalığı birbirine kattılar. Polise Molotov kokteylleriyle saldırdılar. Yetmedi, havai fişek attılar. İşte Ok Meydanı'nın alev alev gecesi. Korsan gösteri yaptılar. Ortalığı savaş alanına çevirdiler. Yüzleri maskeli 50 kişi dün gece İstanbul Ok Meydanı'nda toplandı. Terör örgütü yandaşı grup bazı dükkanlara saldırdı, Molotov kokteyli attı. Sonra da havai fişekleri ateşlediler. Sokaktaki çöp konteynerlerini devirip hepsini ateşe verdiler. Polis hemen olay yerine gitti. Göstericilere müdahale etti. Maskeli grubu biber gazıyla dağıtmaya çalıştı. Ama hiç kolay olmadı. Göstericiler durmadı. Devreye panzerler girdi. Yol aç! Yol aç! Sokaklar alev alevdi. Polisler güçlükle ilerliyordu. Bir yandan göstericilere, bir yandan da o alevlere müdahale edildi. Göstericileri dağıtmak için kullanılan gaz bombaları çevredeki dükkanlara ve evlere isabet etti. Vatandaşlar kendini güç bela dışarı attı. Polise de işte böyle isyan etti. Niye dikkat etmiyorsunuz beyler ya? Tamam ne olur korkun. Oğlum yandı ya. Kim kazanmıyor bu beyler? Abi gelsin şişe de çıkarak sorun ya. Evine gaz bombası isabet eden o vatandaş iki polis eşliğinde eve gitti. Gaz bombası dışarı atıldı. Olaylar bir süre devam etti. Polis kovaladı. Terör örgütü yandaşları kaçtı. Olaylı gece göstericilerin ara sokaklara dağılmasıyla sona erdi. Sayın seyirciler, Ok Meydanı'nda bu görüntüler yaşanırken Anadolu yakasında Ataşehir'de kundakçılar iş başındaydı dün gece. Üç aracı ateşe verdiler. Polis ve itfaiye alarma geçti. Patlama sesi geldi. Uyandık. Üç araba birden ufak kıvırcımla yanıyor. Hiçbir şey yapamadık. Patlama sesiyle uyandılar. Park halindeki araçlarını alevler içinde gördüler. Hiçbir şey yapamadılar. Haydi! Kundakçılar dün gece İstanbul Ataşehir'de ortaya çıktı. Üç aracı ateşe verdiler. Sonra da sırra kadem bastılar. Aşağı doğru kaçtılar. Üç kişi diyorlar. İddiaya göre saldırganlar üç kişiydi. Özel bir araçla otoparka girmişlerdi. Ellerinde yanıcı maddeler vardı. Kısa bir süre sonra da büyük bir patlama oldu. Tüm mahalle sokağa döküldü. Aracınız vardı herhalde değil mi? Vardı da çıkarmak için son anda yetişip diğerlerini söndürmeye çalıştım, söndüremedim. Son anda yetişip araçlarını kurtaranlar da vardı, çaresiz kalan da. Patron itfaiye arıyorum, telefonu kaldıramıyorum.
kadar rezil olamaz. İtfaiye gecikti. Alevler büyüdükçe büyüdü. Araçların her yanını sardı. Olay yerine önce polis geldi. Çevrede güvenlik önlemi aldı. Ardından da itfaiye göründü. Alevlere hızla müdahale edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Üç araç büyük hasar gördü. Polis şimdi olayın nedenini araştırıyor. Araçları ateşe veren kundakçıları arıyor. Sayın seyirciler, dün ilk kez Kanal D haber ekranlarında izlediğiniz Amerika'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na yapılan kanlı saldırının görüntülerini ekrana getirdik. Güvenlik kamerası görüntüleri polisin canı pahasına direndiğini ortaya koydu. O görüntülere dikkatle bakıldığında başka ayrıntı dikkat çekiyor. Arkadaşlarımız Ekrem Açıkar ve kameraman İsmail Umut Arabacı bugün o ayrıntının peşine düştü. İşte o anlar. Tam bir yıl önce İstanbul'u sarsan saldırının güvenlik kamerası kayıtları. Tarih 9 Temmuz 2008. Saat 10.55. Teröristler Küçükçekmece Altınşehir'den yola çıktılar. Bir korsan taksiye binmişlerdi. Hızla İstinye'ye geldiler. İlk durdukları nokta vize kapısına sadece 100 metre uzaklıktaki bu oto yıkama istasyonunun önüydü. Burada şarjörlerini taktılar, silahlarını hazırladılar. Daha sonra yine araçla hareket ettiler. Nereye? Tam vize kapısına doğru. Yaklaşık 50 metre aşağıdaki o noktada durdular ve araçtan indiler. Araçtan indiler ve saldırdılar. Gerçekten ulaşılması, saldırılması pek mümkün görünmeyen bir tepelikte kurulu Amerikan Başkonsolosluğu. Ancak bir nokta var ki o nokta çok kritik. Vize işlemleri için gelenleri kabul ettikleri o nokta. O saldırı da tam o noktada gerçekleşti. Teröristler polislerden beklemedikleri bir direnişle karşılaştı. Üç terörist bir yıl önce buraya geldiğinde yanlış bir hesap yaptı. Bu güvenlik noktasında, güvenlik kulübesinde bir polisin olduğunu düşünüyordu. Ancak içeride üç polis vardı. İki trafik polisi de tam bu güvenlik noktasının giriş kapısındaydı. Çatışmanın en şiddetli anı da bu güvenlik kulübesinin giriş kapısında yaşandı. Yaralı polis bile içeride silah kullanmaya devam etti. Yüzün üzerinde merminin kullanıldığı çatışmada üç terörist öldürüldü. Üç polis ise şehit oldu. Kanlı saldırıdan tam bir yıl aradan sonra ortaya çıkan bir başka ayrıntı daha var. İşte bu kişi. Panik ve telaş içinde. Ne yapacağını bilemez halde. Şiddetli bir çatışmanın yaşandığı polis noktasından kurşunlar sekiyor. Ama bir yere de gidemiyor. Orada sıkışmış kalmış. Türk halkı hep şu sorunun cevabını merak etti. Acaba Amerikalılar Türk polisine mermi yağarken dışarıya çıkıp onlara yardım edebilir miydi? Bu sorunun cevabını iki ayrıntı aktararak verebilmek mümkün. İlki, İstinye'deki başkonsolosluğun kalın duvarlarının arkasına, yani bizim bulunduğumuz bu noktaya çıkış yetkileri Amerikalıların yok. Yani kendi toprakları sayılan bu kalın duvarlarının arkasında istedikleri inisiyatifi kullanabiliyorlar. İkinci ayrıntı, bu bina akıllı bir bina. Yani herhangi bir saldırı algıladığında ya da bir güvenlik görevlisi o kırmızı tuşa bastığı anda bina kendini kilitliyor, kimse dışarı çıkamıyor, içeri de giremiyor. Akıllı bina kendini kilitlememiş olsa bile Amerikalı güvenlik görevlileri silah kullanamazlardı. Çünkü yasa onları engelliyordu. Bu nedenle kanlı saldırıya Türk polisi karşılık verdi. Bir yıl sonra ortaya çıkan bu görüntüye göre Türk polisi canı pahasına teröriste aman vermedi. Sayın seyirciler, şimdi ekranlarınıza getireceğiz görüntü. Ölüme ramak kalmış nedir çiçek cinsten. Bursa'da bir araç benzin istasyonuna daldı, pompaya çarptı. Çarpmanın şiddeti ve o anda yaşananlar güvenlik kameralarına takıldı. İstasyona daldı.
benzin pompasına çarptı. Sonrasında ortalığı toz bulutu kapladı. Facianın eşiğinden dönüldüğü o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Gece yarısıydı. İşte bu araç içinde iki kişiyle Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde seyir halindeydi. Sürücü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıktı. Hızla benzinliğe daldı. Benzin pompasına çarpıp öyle durdu. Çarpmanın şiddetiyle benzin pompası yerinden çıktı. Her yeri toz bulutu kapladı. Esnaf neye uğradığını şaşırdı. İçeriye girdim. Bir gürültü sesinden uçak sesi gibi geldi. Dışarı çıktığımda toz bulutu vardı. Arabayı gördüm burada. Başka bir şey görmedim. Benzin istasyonuna dalan iki kafadar olay yerinden hemen kaçtı. Şanslar başka bir arabaya binip kaçmışlar. Ama çok geçmeden yakalandılar. Kaza yerine ise olası bir patlamaya karşı itfaiye ekipleri çağrıldı. Korkulan olmadı. Ne yangın çıktı ne de patlama oldu. Bursa faciayı kıl payı atlattı. Sayın seyirciler, bugün 126. gün. Bugün Münevver Karabulut cinayetinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Cem Gariboğlu'nun olay sırasında yalnız olmadığına delil gösterilen bir otopsi raporu, daha doğrusu otopside bulunan bir olgu gerçek olmadığı bugün anlaşıldı. Adalet Bakanlığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. Münevver Karabulut'un cesedi üzerinde yapılan otopside boyun, yanak ve göğüs kısmında tükürük salgısı, iç çamaşırında sperm izi bulunmuştu. Bu gelişme üzerine genç kızın kardeşi Cem Garipoğlu'nun babası ve arkadaşlarından oluşan 10 kişiden kan ve sperm örnekleri alındı. Numuneler DNA testine tabi tutuldu. Rapor bir ay geçmesine rağmen hala savcıya ulaşmadı. Gecikmenin nedeni de ortaya atılan bir iddia. O iddiaya göre sperm izi 10 kişiden hiçbirine uymamıştı. Bunun üzerine adli tıp görevlileri hata yapmamak için kendi arşivlerini taradı. O tarama sonucunda inanılmaz bir skandal ortaya çıktı. İddiaya göre Münevver Karabulut'un iç çamaşırında bulunan spermin bir cesede ait olduğu anlaşıldı. Cinayette ikinci bir kişinin olduğu iddialarını güçlendiren sperm daha önce aynı yerde otopsisi yapılan bir erkeğe aitti. Oysa ayrıntılı otopside bir kıl parçası ya da tükürük lekesi çok önemliydi. Adli tıp uzmanları o izlerden yola çıkarak faillere ulaşabiliyordu. Bu yüzden otopsinin çok steril koşullarda yapılması gerekiyordu. Ama Münevver'in giysisine her nasılsa başka bir otopsiden kalıntı bulaşmıştı. Bu yüzden de adli tıp raporu bir aydır tamamlanamıyordu. Raporun gecikmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın şimdi bu iddiaları araştırdığı belirtiliyor. Sayın seyirciler, şimdi sizleri İskenderun'daki bir festivale götüreceğim. Bir konser vardı o festivalde. Gençler coşkuluydu ve o coşku kavgayı getirdi. Polis kavgayı ayırdı ama tam festivallik ayırdı. Bir elinde biber gazı, bir elinde cop. Biber gazını rastgele sıkıyor. Copla var gücüyle vuruyor. İskenderun'da bir festival, sahnede polis. O bilindik güçle, orantısız güçle müdahale ediyor. Konser coşkulu. Özellikle gençler yerinde duramıyor. Bir ara o coşku iki grup arasındaki tartışmaya dönüşüyor. Polis hiç vakit kaybetmeden iki grubun arasına giriyor. Kavgayı ayırmak için. Ama polisin müdahalesiyle ortalık daha da karışıyor. İki grubun kavgasından eser kalmıyor. Polisin orantısız gücü sahne alıyor.
yine biber gazı, yine cop işbaşı yapıyor. Kurunun yanında yaş dayanıyor. Coptan kuslu da tutsuz da nasibini alıyor. Biber gazı konsere gelenlerin sağlıklarını tehdit ediyor. Gecede sahne alan yerel şarkıcı durumu idare etmeye çalıştı ama birçok izleyici onun sözleri bitemeden konser alanından kaçar adım uzaklaştı. Bu güzel etkinliğin hiçbir şey görmemişimden bizim biraz birkaç kadar arkadaşımız böyle çalıştı. Hepinizi katıldığınız için ve yarın da burada olacağınız için şimdiden teşekkür ediyoruz. İşte bunlar yaşandı İskenderun'da. Bir festival, bir konser coşkusu yaşamak isteyen gençlerin sevinçleri de kursaklarında kaldı. Sayın seyirciler, İstanbul trafiğinin kurtuluş projesi Bizans'a takıldı. Marmaray kazılarında Bizans dönemine ait bir limanın kalıntıları bulundu. Arkeologlar memnun ama bu önemli keşif Marmaray'da rötara neden olabilir. Binlerce yıllık tarih İstanbul'un tam orta yerinden çıktı. Tren raylarının hemen altında. Ekrandaki Bizans döneminin en önemli limanlarından. Marmaray İstanbul'un iki yakasını deniz altından birleştiren projenin adı ama zamanla bir arkeolojik kazı projesine döndü. Önce Üsküdar ardından da Yenikapı'da Bizans dönemine ait tarihi limanlar bulundu ve son bulgu Sirkeci Garı'nın hemen altında ortaya çıktı. Marmaray için start 5 yıl önce verilmişti. İstanbul kazıldıkça proje durdu. Çünkü çok önemli arkeolojik keşifler söz konusuydu. Önce Üsküdar'da tarihi kalıntılara rastlandı. Bizans dönemine ait bir liman ortaya çıktı. En görkemlisi ise Yenikapı'daydı. Bizans'ın en görkemli limanı Theodosius şimdi müze. Kazıların Sirkeci Ayağı ise 3. müze olacak gibi. Arkeologlar 2008 yılının Temmuz ayında kazmaya başladı. Çok ince bir işçilik, çok hassas, çok detaylı bir çalışma söz konusuydu. Ve aşağı inildikçe ortaya bu inanılmaz manzara çıktı. Kazı çalışmaları deniz seviyesinin altına indiğinde ortaya çıkan kalıntılar arkeologları heyecanlandırdı. Sirkeci Garı'nın hemen altında ortaya çıkan kalıntıların Bizans dönemine ait önemli limanlardan Neorion'un kalıntıları olduğu tahmin ediliyor. Şu an için ortaya çıkarılan tarihi limanın depo bölümü. Deniz seviyesinin 1,5 metre altında. Bizans dönemi yapıların üst katları. Arkeologlar daha derine inildikçe Neorion limanına ait izlerin bulunacağını düşünüyor. Kazılarda yalnızca tarihi yapılar ortaya çıkmadı. Kemik parçaları da vardı. Sandıklar içerisinde 150 iskelet bulundu. O iskeletler şimdi İstanbul Üniversitesi'nde inceleniyor. Uzmanlar tarihi bir mezarlık olabileceği görüşünde. Şimdi daha derine inmek, Neorion'u gün yüzüne çıkarabilmek için koruma kurulunun kararı bekleniyor. Eğer kurul o kalıntıların tarihi limana ait olduğu kanaatine varırsa kazı daha kapsamlı hale gelecek. Marmaray projesini yürüten bürokratlarsa yeni bir röterden korkuyor. Ama şimdilik korkmalarına gerek yok. Çünkü arkeologlar buluntuların proje yerinin değişmesine neden olabilecek nitelikte olmadığı görüşünde. Sayın seyirciler, Türkiye bugün sıcaktan kavruldu. Yarın ve öbürsü gün ise alev alev olacak. Güneşin altında bayılıyoruz. Beynim dönmeye başladı. İzmirli Mirşe Hanım'ı İstanbul'un güneşi çarpmış. Vallahi bilmem oldu işte. Çok. Ama efendim şimdi çarşamba ve perşembe günü herkes sıcaktan çarpılacak. Ne yapmamız lazım? Bol bol su içmemiz gerekir. Güneş Tokatlı Sevkap Hanım'ı da bunaltmış. Aslında dışarı çıkmamamız gerekiyor, onu söyleyeceksiniz ama maalesef çocuk evde durmuyor, biz duramıyoruz.
Hayriye teyze gölgede ama aklı serin sularda. Bu sıcaklarda serin yemenin yolu nereden geçiyor? Bak, dondurma yiyorum. Serinletiyor mu? Yok işte, biraz serinletiyor, sonra gene şey yapıyoruz. Denize gitmek daha güzel. Asıl sıcaklar yarın ve perşembe günü. Çünkü güneş Türkiye'yi yakacak. Bir 38'i bekliyorum ben. İstedilen sıcaklığın 80 dereceyi bulacağını söyleyenler de var. Çarşamba ve perşembe günü dendiği gibi yanıp kavrulacak mıyız? Türkiye'de meteorolojik anlamda neler yaşanacak? Bu soruların yanıtını stüdyosuna konuk olduğumuz Bünyamin Sürmeli'den alacağız. 80 derece sıcaklık 80 deniyor. 80 derece sıcaklık, öyle bir şey yok. Onu söyleyeyim. Hissedilen de yok öyle bir şey. 80 evet. De hissetmeyeceğiz. Peki Marmara, kaç hissedeceğiz? İstanbul'un hissedeceği sıcaklık 39 dereceye olacak. Hemen ekleyelim. Bu sıcaklar çarşamba ve perşembe günü için geçerli. Hafta sonu yağış geliyor. Yani önce kavrulacağız. Sonra serinleyeceğiz. Sonra bir daha kavrulacağız. Yani bu sıcaklar başka sıcakların habercisi. 11 ile 16 arası. Fazla dışarı çıkmamaya çalışıyorum. Çırpımda da suyumu alıyorum elime. Şapkasız çıkmam. Çünkü bu sıcaklarda ancak beni şapka kurtarıyor. Siz niye önleminizi almadınız? Ben kendimi genç görüyorum da ondan. Sayın seyirciler, şimdi bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Arayı verelim, sonra yeniden birlikte olacağız. Chopin Miles yenilendi. Artık bir değil, iki. İki kartıyla Türk Hava Yolları'nın resmi kredi kartı Chopin Miles. The Original Mix. Meyvelerin tüm lezzetini taşıyan bir serinlik dalgası Iced Tea keyfiyle buluşuyor. Lipton Iced Tea şeftali ile serinlemenin tadı bambaşka. Rock & Coke 18-19 Temmuz'da İstanbul Park'ta, biletler biletlikte. Dünya 3G öncüsü Vodafone'da süper hızlı mobil internet çok yakında Türkiye'de. Buluşmanın arkasında dev yatırımlar, dev teknolojiler, 30 bini aşkın çalışanımızın emeği var. Her biri alanında lider 8 şirketimizle telefondan internete, eğlenceden eğitime, çağrı merkezlerinden yazılım ve GSM'e, Türkiye'nin iletişimini sağlayan güç bizde. Bu büyük güç Türkiye'nin hizmetinde. Türk Telekom Grubu. Bir sabah gözlerini hiç görmediğin başka yerlerde açmak istiyorsan sana bir önerimiz var. Yurt dışı biletini alırken maksimillerini 1.5'la çarpın. Üstelik dilediğin bileti alabilmen için bölge ve yolcu sınırlamalarını da kaldırın. Kolayca uç, dünyanın başka bir yerinde farklı hisler bırak. İş Bankası'ndan Maximal. Dünya sizin, onu iyi kullan. Senden başka, senden başka, gözüm görmez hiç kimseyi. Senden başka, senden başka, duyamam ben hiç kimseyi. Senden başka, senden başka, sevemem ben hiç kimseyi. Senden başka, senden başka, olamam senden başkası ya. Mazide güzel olan ne varsa, şimdi Çamlıca Portakal'da. Bu fırsat kaçmaz.
Kablo TV'nin dijital HD platformu Tele Dünya'ya abone olun. Aynı kablodan 3 ay ücretsiz internet paketiyle uydu net de gelsin. Bu fırsat kaçmaz. Vücudunu saran bir kıvılcım, tutkuların tetiklediği bir dokunuş gibi. Duyguların sınırları zorladığında, bedeninin enerjisi doruğa ulaşınca. Harekete geçmek için sabırsızlanıp artık kendini tutamadığında. Gece gündüz enerji. Burn. İçindekini sınırsız yaşa. Bazı klimalar dur, kalk teknolojisiyle çalışır. Durdukça, kalktıkça çok elektrik tüketir. Oysa Arçelik Süper Invertek Klima gereksiz yere dur kalk yapmaz. Az enerji harcar. Böylece A sınıfı klimalara göre %60 tasarruf sağlar. Üfledi mi amirim? Üfledi, üçtüm. %60 tasarruflu çıktı. Eksper, eksper. Hadi bisikletimi ver. Şimdi Intelco 2 de işlemcili eksper alan tüm öğrenciler karne hediyesi olarak bisiklet kazanıyor. Ayrıca sabit kuru avantajlı eksper bilgisayarlarla birlikte tam $220 değerinde yazılım hediye. Üstelik maksimum kartı 12 dersin. Aferin eksper. Sana da 5 yıldızı peki. Sağlığınız için siz en iyisi ellerinizi Activex ile yıkayın. Çünkü Activex antibakteriyel sıvı sabun bakterileri yok eder ve 12 saate kadar etkin koruma sağlar. Unutmayın, her işin başı sağlık, her işin başı Activex. Sağlık bu şişede. Günde 2 şişe Bey Pazarı doğal maden suyu için. Don't stop me now. Don't stop me now. Don't stop me, don't stop me. Opel Astra fırsatları durdurulamıyor. Siz de durmayın. Discover Opel. Farklı dünyaların farklı ihtiyaçlarına farklı kredi faizleri benzersiz masrafsız krediyle HSBC'de. Siz de 36 ay vadede %1,49'dan başlayan faizlerle 20 bin liraya kadar ihtiyaç kredinizi HSBC'den alın. Hem hiçbir masraf ödemeyin hem de bütün ihtiyaçlarınızı sadece size özel benzersiz bir krediyle sonlandırın. Başvurmak için hemen kredi yazın 4499'a gönderin. Dünya 3G öncüsü Vodafone'la süper hızlı mobil internet çok yakında Türkiye'de. Rock & Cox 18-19 Temmuz'da İstanbul Park'ta, biletler Bilet X'de. Tekrar bir aradayız. Kaldığı haberi paranın notlarıyla bitelim. İşte rakamlar. Dolar bugün düşteydi. 1 lira 54 kuruş oldu. Euro'da ibre yukarıyı gösterdi. 2 lira 16 kuruş. Borsanın rengi değişildi. Endeks 37 bini geçti. Altın ise kırmızı oldu, yatırımcısını üzdü. Kanal D ana haberi izleriz. Yarın akşam görüşmek üzere. Huzurunuzdan saygıyla ayrılıyorum efendim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.